Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan birisi ikinci el pazarı bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyecek? Fiyatlar artmaya devam edecek mi yoksa hızlı bir düşüş gözlenebilir mi? Bu videoda elimden geldiğince ikinci el otomotiv pazarından bahsederek fiyatlar üzerindeki etkileri özellikle sizlerle konuşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. İkinci el pazarındaki fiyatlar öncelikle neden arttı geçtiğimiz dönemde? Net bir şekilde tespit edelim ve koşullar değişti mi, değişmedi mi? Yoksa çok daha sert bir hale mi geldi? Bunu da ortaya koyalım ki ikinci el otomobil pazarındaki araç fiyatları artacak mı, artmayacak mı? Bunu çok daha net bir şekilde anlamış olalım. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. İkinci el araç piyasasındaki fiyatların artmasının sebebi sıfır araçların artık piyasada bulunamaz hale gelmeye başlamasıydı. Peki sıfır araçlar neden piyasada bulunmaz? Esas soru bu. Fiyatların çok yükselmesinden dolayı talebin azalması ve hem üretici firmaların üretimlerini durma noktasına getirmesi hem de ithalatçı firmaların yurt dışından getirerek Türkiye'de araç stoklamaktan vazgeçmeye başlamasıydı genel neden. Yani birilerinin koşa koşa sıfır araç almasından kaynaklanmıyordu. Öte yandan Türkiye'de aslında sıfır araç pazarının önemli bir aktörü tabii ki filo kiralama şirketleriydi. Filo kiralama şirketlerinin batmasıyla birlikte ya da çok ciddi sıkıntılar yaşamasıyla birlikte buradaki talepte de önemli bir düşüş oldu ve bu talep düşüşü de beraberinde sıfır araçlara ihtiyacı azalttı. Talebi azalttı. Öbür taraftan devletin bütçe açığının her geçen gün biraz daha artıyor olması vergi ihtiyacını daha da arttırdı ve özellikle otomotiv piyasasına yüklenildi. ÖTV'ler arttırıldı, vergiler arttırıldı. Bunun sonrasında da insanların ulaşamayacakları bir fiyat gamına doğru hızlı bir yükseliş oldu. Öbür taraftan bu yükseliş dolayısıyla filo kiralama şirketleri de kira bedellerini yukarıya taşımak zorunda kaldılar ve bu yüksek kira bedelleri artık şirketler içinde sıkıntılı bir hal almaya başladı. Biz bu kiraları kardeşim ödeyeceğimize gidelim, en azından temiz ikinci el sıfır herhangi bir araç alalım, aracı da amortisman giderlerinden düşeriz, böylece hem zarar etmeyiz hem de mal sahibi olur dediler. Bu düşünceye doğru tekrar geriye doğru bir dönüş oldu şirketlerde. Buradan da düşen taleple birlikte sıfır araç satışları Türkiye'de neredeyse dip yapma noktasına geldi arkadaşlar. Bunu gören hem üreticiler hem de ithalatçılar da Türkiye'de araç stoklamak yerine talebe göre araç sipariş etmeye başladılar. Mesela sıfır araç almak istiyorsunuz. Gidiyordunuz bir bayiye. Beğendiğiniz aracı katalogdan beğeniyordunuz. Eskiden konutun aynı maketten satılmıştı gibi. Bu beğendiğiniz araçla ilgili anlaşmayı yaptığınızda 3 ay sonrasına size gün veriliyordu. Bekleme kabiliyeti olanlar ya da bekleme maliyeti az olanlar beklediler. Ama bekleme kabiliyeti olmayanlar, özellikle aracı acilen ihtiyacı olanlar, yüksek kiraları ödemek istemeyenler de bu kez temiz ikinci el piyasasına yüklenmeye başladılar. İkinci el pazarından sıfıra yakın 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık temiz araçları toplamaya başladılar şirketler. Ve bu ciddi bir talebi beraberinde getirdi ikinci el piyasasında. Düşünsenize, bir tarafta sıfır araç bulunmuyor, öbür tarafta da ikinci el pazarına yoğun bir ilgi oluşuyor. Ve bu yoğun talebi de ikinci el pazarındaki arz karşılayamadı bir, ikincisi de piyasadaki kurtlar durumu hemen fark ettiler ve hızlı bir şekilde fiyatları yukarıya çekmeye başladılar. Aynı 2000 öncesindeki otomotiv sektörüne döndü iş yani. İkinci el pazarındaki araçlar prim yapmaya başladı. Ve bunun sonrasında da iş kontrolden çıktı. Sıfır araçlardan daha pahalı ikinci el araçlarla karşı karşıya kalınmaya başlandı. Diyeceksiniz ki ikinci el araca sıfır araçtan daha fazla para verilir mi kardeşim? Verilir. Eğer ki siz maliyetleri düşürmek istiyorsanız, bir an önce o aracı almak ve kullanmaya başlamak istiyorsanız bir miktar fazla ödersiniz sıfır araca göre. Hemen sahibi olursunuz ikinci el aracın ve işinizi görmeye başlarsınız. Öbür taraftan da araç kiralama maliyetinden kurtulursunuz. Piyasada bu dalga dalga yayıldı ve ikinci el pazarındaki araçların tümüne yansıdı. Piyasadaki araçların fiyatlarının yukarıya doğru gitmesini beraberinde getirdi. Şimdi bunu özetledik arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde ikinci el pazarında fiyatlar neden yükseldi? Özetini yaptık. Sorumuz şu: koşullar değişti mi? Ya da bu pandemi sonrasında koşullar değişecek mi? İkinci el pazarına ihtiyaç
kalmayacak mı? Sıfır araçlar ucuzlayacak mı? Sıfır araca olan talep artacak mı? Üretici firmalar ya da ithalatçı firmalar Türkiye'de araç stoklayacaklar mı? Daha ötesi filo kiralama şirketleri tekrar hareketlere bilecek mi? Bütün bu soruların cevabı aslında ikinci el pazarında bundan sonraki araç fiyatlarının ne olacağını da çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii bunun yanına en önemli etkin maddeyi de koymamız lazım. O da vergi meselesi. Devletin vergiye olan ihtiyacı arttı mı yoksa azaldı mı? Otomotiv sektöründeki yüksek vergileri azaltacak, düşürecek ya da kaldıracak mı? Yoksa bu vergilerin üzerine yeni vergiler de bindirme ihtimali var mı? Esas soru işaretleri bunlar arkadaşlar. Öncelikle vergiyle başlayalım isterseniz. Devletin vergi ihtiyacı pandemi sonrasında çok daha fazlalaşacak. Bir kere bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Neden? Zaten sıkıntılı olan bir bütçemiz vardı. Bütçe deliğimiz her geçen gün büyüyordu ve bu bütçe deliğini kapatabilmek için de dolaylı vergiler her gün biraz daha arttırılıyordu. Son günlerdeki benzin mazot üzerinde arka arkaya yapılan zamların arkasında da bu gerçek yatıyor arkadaşlar. Pandemi sonrasında ise her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt dışındaki diğer ülkeler kadar yardım yapmamış olsa da yine de muslukları açmak zorunda kaldı. Vergileri ertelemek zorunda kaldı. Hem gelirleri azaldı hem giderleri arttı. Bu da bütçe deliğinin daha da artmasını beraberinde getirdi arkadaşlar. Şimdi bir anda bütçe deliği açıldı. Öbür tarafta kısa vadeli borçlar var. Bunların ödenmesiyle ilgili ciddi problemler söz konusu. Yine öbür tarafta turizm gelirleri azaldı, işçi gelirleri azaldı ve bu yaz turizm gelirleriyle ilgili çok ciddi bir atak olması beklenmiyor. Reel sektörde sıkıntılar her geçen gün büyüyor. Bankacılık sistemi kredi vermek istemiyor. Özellikle araç alanında, konut alanında verdiği kredilerin batağa gidebileceğini düşünüyor. Bütün bunlar toplamda sıfır araca talebin daha da azalacağını gösteriyor bize. Neden? Çünkü vergiler düşürülmeyecek arkadaşlar. Kura bağlı olarak otomobil fiyatları da her geçen gün biraz daha artacak. Vergilerin artması, kurun artması ile birlikte yükselen sıfır araç fiyatlarına talep daha da hızlı bir şekilde düşecek. Sıfır aracı olan talebin düşmesi de üretici ve ithalatçı firmaların Türkiye'de stok yapmalarının önünü kesecek. Hiçbir firma stok maliyetine girmek istemeyecek bu dönemde. Filo kiralama şirketleri de her geçen gün biraz daha avantaj kaybettikleri için bu pazardan yavaş yavaş çekilmeye başlayacaklar ve büyük ihtimalle filo şirketleri de yarın öbür gün karşımıza ikinci el pazarları gibi çıkacaklar arkadaşlar. Bu arzı bir miktar arttıracak ama sonuç itibariyle sınırlı sayıda olan ikinci el otomotiv pazarındaki araçların her geçen gün fiyatları biraz daha artacak. Özellikle sıfıra yakın olan araçlar zaten piyasada azalıyor. Bu kademe kademe 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık temiz araçlara doğru kayacak ve sonuç itibariyle bu gelen talep de ikinci el pazarındaki fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecek. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte konut piyasasında fiyatlar nasıl çakılacaksa önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatları da aynı oranda belki çok daha ötesinde yükselecek arkadaşlar ister istemez. İkinci el pazarında muhtemelen 2000 yılı öncesine bir dönüş yapacağız. Sıfır almak isteyenler 3 ay, 4 ay, 5 ay, belki 6 ay beklemek zorunda kalacaklar. Maliyetleri de daha fazla ödemek zorunda kalacaklar. Düşünsenize Türkiye'deki ithalatçı ya da üreticiler 1000 araç üretmek yerine 100 araç üretecekler. 1000 araç ithal etmek yerine 100 araç ithal edecekler. Dolayısıyla fiyatlara bir de ölçek ekonomisinin uygulanamaması kaynaklı fiyat artışları binecek. Ve sıfır araçlardaki her yükseliş ikinci el pazarlarına da ister istemez yansıyacak. Bir kez daha tekrarlayalım. İkinci el pazarındaki yükselişin temel nedenleri bir kıtlık ekonomisi, yani sıfır araçların bulunamaması, bu nedenle var olan ikinci el araçlara herkesin yönelmesi. İkincisi vergi meselesi, sıfır araçlar üzerinde uygulanan yüksek vergiler ve tabii ki aynı zamanda ölçek ekonomisinden kaynaklı maliyetlerin binmesiyle oluşan yüksek fiyatlar sıfır aracı olan talebi azaltıyor. En önemli etken birisi bankaların bu süreci finanse etmek istememesi, yani sıfır araçları finanse ederek herhangi bir risk almak istememesi sıkıntıyı büyütüyor. Pandemi öncesindeki bu sıkıntılar pandemi
sonrasında çok daha katlanarak artacak sevgili dostlarım. Ve ikinci el fiyatlarının yükselmesini hem de çok ciddi miktarda yükselmesini beraberinde getirecek. Belki de aynı 2000 yılı öncesinde olduğu gibi zaman zaman ikinci el fiyatları sıfır araç fiyatlarının bile üzerine çıkacak. Ve bundan sonra aldığımız her araçta, özellikle ikinci el pazarında aldığımız her araçta %10, %20, %30 primlerle satılacak. Yani eski günlere geri dönüyoruz ve sektör yeniden oluşmaya başladı ikinci el alanında. Sıfır sektörünün canlanabilmesi mümkün mü bu koşullar içerisinde? Çok zor arkadaşlar. Bu fiyat gamıyla, bu vergilerle ve bu kredisiz ortamda sıfır araç piyasasının canlanması çok ama çok zor gibi görünüyor. Doğal olarak da ihtiyacı karşılamayan sıfır araç nedeniyle ikinci el pazarındaki fiyatlar yükselmeye devam edecek sevgili dostlarım. Bu soru uzun zamandır geliyordu. Çok sorulan bir soruydu. Onun için bu videoda özellikle cevaplamak istedim. Ayrıntıları zaman zaman yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Nasıl dolardan bahsediyorsak, altından bahsediyorsak zaman zaman bu konuyu da gündemimize alacağız arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açın ve eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Ayrıca katıl butonuna basabilirsiniz ve oradaki herhangi bir alana üye olabilirsiniz. Böylece kanalımıza destek verebilirsiniz. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.